Bak abim, bak 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 bak. Bak atlara bak, bak ne güzel atlar, bak bak. Bak abim, bak 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 bak. Ay, ay benim içim parçalanıyor. Benim yemin ederim bu hayvanları burada böyle kafeste görünce içim parçalanıyor. Niye ya? Ne güzel yaşıyorlar işte hayvanlar. Ay ne güzel yaşıyorlar var mı Allah aşkına? Bak bütün özgürlüklerini kısıtlayıp kafeslere tıkıyoruz hayvanları. Kızım saçmalama, sen bu hayvanları doğaya bıraksan ne olur biliyor musun? Çiğ çiğ yerler bunlar ya. Burada ekmek elden su gölden yaşıyorlar ne güzel işte. E ne yapacağız yani? Bütün dünyanın hayvanlarını o zaman hiç hayvan kalmasın dışarıda. Hepsini kafeslere tıkalım. Yok hepsini değil. Mesela yırtıcı kuşlar familyasından olmasına rağmen anan hala serbest dolaşıyor ortalıklarda. Terbiyesizsin abi. Ne yalan mı? Ama terbiyesiz. Yalan mı? Ananı kafese koyabildiler mi? Yok. Koymaya kalkan öbür tarafa gidiyor. Ama Ozan terbiyesiz. Kaç tane gönderdi öbür tarafa? Ama terbiyesiz. Yalan mı? Yırtıcı Gözüme diyorum sana. Gözüme bakma terbiyesiz. Yırtıcı ama yırtıcı. İşte ama Allah aşkına. Bak 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 abim bile kabul etti. Ay çok salak. Yırtıcı, yırtıcı, yırtıcı. Sen annemi çok seviyorsun galiba. Her fırsatta ondan bahsediyorsun. Ne alakası var? Atlara bak, 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 bak. Bak. Ne kadar akıllı bak bunu. Ne işte? El veriyor. El veriyor. Bak el veriyor. Bak 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 bak. Gel. 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 Ay çok iyi oldu çocuğumuzu buraya getirdiğimiz. Ay bak. Kızım o bizim çocuğumuz değil. Aman be. Allah. Tamam, hadi hadi. Hadi. Hemen çocuğum o zaman hemen havalara girdim ha. Aa, geçen gün bir dergide okudum. Aslında her insan herhangi bir hayvanın fiziksel ya da psikolojik özelliğini taşırmış biliyor muydun? Aşkım garip, okuma şu dergileri. Ya neresi garip? Saçma sapan şey bu be. Olur mu öyle şey? Niye saçmaymış canım? Bence gayet mantıklı vallahi. Çünkü ben bazen böyle kendimi bu pantere benzetebiliyorum. Yani panter özelliklerini görebiliyorum kendimde. Hiç panter görmediğin içindir o sevgilim. Aman be ne diyorsun? Sen beni böyle bir kediye falan benzetmiyor muydun ya? Bir kedi, kedi özelliği yok mu yani şimdi? Var ama benim benzettiğim kedi başka. Ben böyle kaloriferin önünde yatan böyle miskin miskin uyuyan, sesi kısık bir İran kedisine benzetiyorum seni kızım. Kızım panter güçlü hayvandır. Senin gibi nane molla değildir ya. Allah Allah. O zaman ikinci tercihim kuğu. Kuğuya benziyorum ben. Beyaz boyunlu böyle. Zeynep'im. Kar gibi. Bak güzelim, kuğular zarif hayvanlardır. Sakin hayvanlardır. Kendilerinden emin hayvanlardır. Tamam işte ben. Kızım sen şu üstündekini giymek için sabah 15 tane kıyafet değiştirdin. Üstü o arada istediğin terör değişin cabası. Senin neren kuğu be? Neyim o zaman ben? Neye benziyorum? Sıpasın sen, sıpa. Aşkım bak, neden sıpasın? Çünkü sıpalar sevimli hayvanlardır ki benim sevgilim de öyle. Sıpaların kocaman güzel gözleri vardır ki benim sevgilim de gözler öyle. Ayrıca sıpalar minyon hayvanlardır ki benim sevgilim de öyle. Bak, bak konuyu bir örnekle netleştirelim. Gördüğünüz gibi üzerine pijama girmiş bir Zeynep görüyoruz. Ne kadar benziyor sana, çok görüyorsun değil mi? Gerçekten çok. Sen de goril gibisin. Aynı gorile benziyorsun. Ama birazcık kılım var diye hemen ilk aklına gelen espriyi yap yani. Hayatım. Goriller de bütün gün sabahtan akşama kadar kıçlarının üzerinde oturup oralarını buralarını kurcalayıp karı kız keserler. Ama ne alakası var Zeynep? Tabii tabii, ayrıca kocaman cüsseleri vardır ama ufacık testisleri vardır. Kızım el alemin hayvanıyla ne kıyaslıyorsun oramı buramı benim? Tövbe yarabbim. Ayrıca ben nereye mi kaşıyorum? Nereden çıktı oramı buramı kaşın? Bana bak lafı sokup kaçmasana sen. Gerçekten sen beni daha iyi dinlersin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Anlayışlısın. Ben oram buramı kaşıyorum. Lütfen bir şey söyler misin bana? Rica ederim. Yemin ediyorum senden daha anlayışlı bu. Pijama giymiş Zeynep. Çok teşekkür ederim beni dinlediğin için. Sağ ol. Ay aşkım. Bak şunların sevgini yine bak. Bak 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 Cemo. Oraya bak. Bak Cemo bak. Pandalara bak. Pandalara bak. Bak bak bak. Aşkım geçen bir belgeselde seyrettim. Bu pandalar var ya. Çok çok enteresan hayvanlar. Bunlar çok sosyalmiş bir kere. O yüzden çiftler çiftler kafeslere koyarlarmış. Şimdi bu çiftlerden birisi de ölünce diğeri hayata küsüp kısa sürede hayatını kaybedermiş ya. Ah canım, o çok ilginçmiş. Tabii canım. Kızım belgesellerden ne acayip şeyler öğreniyoruz ya. Ay sen neler biliyorsun öyle ya? Ama sen hep sevgilinle dalga geç. Herhalde bizim de kendimize göre bir genel kültürümüz var kızım. Evet, Allah var, Allah. Tabii. Yalnız bu küçük bir ayrıntı var hayatım. Bunlar panda değil. Bunlar bildiğin maymun ne? Bunlar seni kalbimesin. Uzaktan yakın alakaları yok yani. Aa. Ha. Aradan çocuk anlamıyor. Güneş değil. Vurunca şey yaptım da ben gözüm beyaz beyaz panda gibi geldi be. Aa, hakikaten maymunmuş ha. Neyse bir sonraki kafesi bilgisini vermiş oldum böylece. Ama niye hadi? Kızım, panda bu. Bak, bu, bak. Panda bu. Bu panda, panda bu. Bu. Bak kızım bunlar kırmızı kıçlı maymun bunlar. Bak bu şempanze bunlar çok çirkin. Bunları sevme sen. Hadi gidelim hadi. Kızım gördün çocuğa. Ay iyice kafana şey yaptın ha. Ulan dedik.
bak Cimciğim. Dünyada her hayvanın bir işlevi vardır aşkım. Hı. Çocuğum tamam. Bir zooloji dersi eksik kalmıştı. Onu da tamamla Zeynep'ciğim. Niye öyle diyorsun ya? Çuval ne veriyorsan 0-7 yaş arası veriyorsun çocuğa. Şimdiden işliyorum ki doğayı koruması gerektiğini bilsin çocuk. Tamam ama sevgilim bu çocuk daha 6 aylık ya. Algısı açılmadı ki bunun. Ay Allah aşkına 0-7 yaş arası diyorum her şey. Bilinçaltına işliyorum herhalde çocuğun. Bilinçaltına işliyorum. Sen hayvanlarla ilgili çok biliyorsun da böyle çocuğa öğretiyorsun. Biliyorum tabii, biliyorum tabii. Sor ne istersen sor. Saçmalama Zeynep Hanım. Sor. Arı. Aman Allah aşkına. Tatlım benim. Bak, heh. Arı dediğimiz hayvancık bize bal yapar ve çiçeklerin üremesini sağlar. Şiştin mi? Çok kolay sorduk bunu. Zor sor. Flamingo kızım. Flamingo. Hadi. Bak aşkım şimdi benim. Flamingo rengini topraktan alır. Sudaki zararlı bakterileri ve böcekleri yer. Şiştin mi? Bizon. Hadi. Bizon. Bizonun çok güzel kürkü olur. İnsanları ısıtırsın. İşte bu işte. Yemişim seni doğa bilincini güzelim. Allah Allah. Vallahi Greenpeace'e şikayet edeceğim seni. Hadi Greenpeace'e. Aman Allah aşkına bu çocuk büyüyene kadar bizon mu kalacak acaba kalır, dünyada? Kalır kalır tabii. Kese kese bizon bırakmayacaklar dünyada. Öğretme sözü öyle abuk sabuk şeyler ya. Ben kür kür istemiyorum değil mi abim? Kalmayacaklar kese kese bırakmayacaklar bizon. Ah anneciğim. Ah Gülselim. Ah, Zeyno korkmuyor musun ya? Ne korkacağım bu çirkin şeyde. Ben de 50'yim mi? 50. Allah seni. Tövbe ödümü koparttım. Ah diri çıkartıyor. Ah, yedim seni. Ay şimdi ben hayvanları gördükçe canım hayvan çekti. Anam karnım acıktı. Ama be hayır saçmalama saksak konuşma. Hayır. Ay bir böyle enteresan bir hayvan alalım. Ay elimi yaladı bu beni çok sevdi al beni diyor. Gözlerini kapı elimi yaladı. Annem. Saçmalama. Alalım bir iguana alalım mı eve? Manyaklaşma Zeynep sen iguananın ne yediğini bile bilmezsin kızım ya of. Öğreniriz ne olmuş uf. Şey alalım o zaman. Ne? Maymun alalım. Maymun. Koskoca evde maymun çok ne işi var? Oldu. Ya ne işi var evde Zeynep kokuyor maymun istemem maymun falan Allah'ını seversen İyi, ya. İyi tamam ben sesli düşünüyorum. İyi. Şey alalım o zaman papağan alalım. Senin dırdırın yetmedi, bir de papağanınkini dinleyeceğim değil mi? Olmaz, olmaz hadi. Ben evde hayvan besleyemeyecek miyim? Hayır efendim, besleyemeyeceksin. Çocuk uyanacak, hadi gidiyoruz, hadi. Hadi. Çocuk uyudu, hadi. Salak. Ben niye zaten evde hayvan beslemeye çalışıyorum ki? Bir tane var bende. Öküz. Anneciğim. Anneciğim. Öküz. Öküz. Annem, an maşallah. Allah. Ay çok güzel ya. Sen bir daha dünyaya gelecek olsan hangi hayvan olarak gelmek isterdin? Niye hayvan olarak gidiyoruz? İnsan olarak gelsek olmuyor mu yani? Ama be, olmuyoruz. Şurada hayvanat bahçesindeyiz. İyi, o zaman kaplan olmak isterdim. Neden kaplan olmak isterdin? Kızım güçlü, kuvvetli, iri yarı, yapılı hayvan ya. Ay doğru söylüyorsun, seksi de aslında. Aşkım sen ne olmak isterdin? Ben deve kuşu olmak isterim. Deve kuşu mu? Ne evet. Alaka ya? Kafamı kuma gömdüğümde kaplanım beni parçalasın diye. Ha. Bak kızım aklın fikrin haşta fişine de ya çocuğun yanında ayıp ay kızım yapma diyorum şöyle. Deve bilinçaltına girecek onu. Deve aman Zeynep yapma şöyle. Hadi gidiyoruz. Şşş, hadi geldi. Gidiyoruz. Kaçma kaplanım. Ya Allah'ım. Bin kaplan gücündeki hadi adayım. Hadi gidelim hadi. Allah'ım ya Rabbim şu güzelliğe bak. Kaplanım. Ne kaplanım? Ay şunlara bak. Ay şu insanların benzetmelerini hiç anlamıyorum ben de. Böyle insanlar insanlara hakaret olsun diye köpek derler ya. Niye ki? Köpek gayet son derece böyle sevimli bir hayvan. Niye köpek deniyor? Ya da yılan derler böyle fesat insanlara. Hayır kardeşim yılanın ne fesatlığını gördün. Kendi halinde öyle yerde sürünen bir hayvan. Sen ona dokunmasan onun sana 40 yıl dokunacağı olmaz zaten. Ya da pire derler, hareketli insanlara pire derler. Neden pire? Pirenin özelliği nedir? Pirenin özelliği kaşındır, insanları kaşındırır. Ne yani şimdi hareketli insanlar birbirlerine delikle birbirlerini kaşındırıyorlar mı? Doğru söylüyorsun ha. Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum. Ne dedim ben? Ama ne bileyim Zeyno cırcır böceği gibi ötüyorsun başımın dibinde şurada ya Allah. 2 dakika susmadık ki çocuğa lamaları gösterelim ya. Böyle tavanı gösteriyoruz ya. Gökyüzünü. Bak bakayım. Ama tükürecek bunlar yemeği bitirdiler. Kaçalım amca kaçalım tükürüyor bunlar. Tükürmeyin yerlere tükürmeyin. Yerlere tükürmek yasaktır. Tükürmeyin yerlere. Ay ay ay.
Ay 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 aman. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Sen şey biliyor muydun? Yok. Biliyor musun? Şeylerde, aslanlarda dişiler avlanıyor. Ha. Erkeklere öyle ayaklarına kadar yemeğinin gelmesini bekliyor. Biliyorum tabii sevgilim. Aa, garip değil mi ama? Çok enteresan. Yani biz insanlarda tam tersi oluyor bu. Nasıl yani? Yani erkekler avlanıyor yani. Ama sevgilim bunun çok basit bir sebebi var. Bir sürü hatunla yatıyor herhalde. Ne alakası var ya? Ya kızım, biz de bir sürü hatunla yatıyor olabilseydik biz de ava gidiyoruz yalanla atmazdık herhalde. Allah Allah. Bu da mı benim suçum yani? Bu da mı benim suçum? Yok. Senin suçundan ne alakası var? Ben aslanlardan senin bahsediyorum. Senin yalan söylemen benim suçum. Yani kızım... Ayağımı çeker misin? Ya aslan dedin, aslandan yemek... Ay Allah'ım ya. Bezlerini koydun mu bebeğim? Koydum, koydum. Yeşil çantanın en altına koydum. En altına koyulur mu bez hayatım? Ya acil lazım olsa? Ama sevgilim bu çantaya koyduğumuz her şeyi acil dedin sen. Birileri altta kalacak mecburen. Evet ama bez değil, bez değil. Bezin aciliyeti önemli. Pudrasını aldın mı? Aldım. Orada işte. Nerede? Orada işte. Heh, tamam. Bak pudra orada. Poposunu temizleyeceğimiz sabunlu tamam, bezler burada. Tamam, battaniyesi burada. Burada, tamam. Biberonu burada. Burada. Yemeğin maması burada. Hı. Tamam bezci silici ha sileceğini de aldın tamam. Burada. Kapşonlu şeyi burada. Kapşonlusu burada. Bir tane de yedek alalım demiştim. Alta orada, mı koydum? Alta koydum sevgilim. Tamam oldu çünkü kusarsa musarsa şey tamam. Olması çocuk ıslak ıslak. Tamam neyi o zaman? Ay ayısı oyuncak ayısı. Hani o. Aa oyuncak. Aa çıngıraklı şey oyuncağını almamız lazım. Aa çıngıraklı oyuncağını al. Burada, o hayat burada. Kurtarıyor. Çıngıraklı. Şey şapkası. Şapkası burada. Şapkasız çıkmasın. Ay. Kertoşlar donmasın. Şakırtışırım. Uçuyorduk kertoşlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Tepesi, yatağın üzerinde tepesinde böyle dönen bir şey var ya hani müzikle. Sen onu da yukarıdan söküp getir. Tamam yatağı da söküp getireyim. Olur mu? Alalım mı onu da? Yok gerek yok. Bu setinde uyur o. Ya aşkım Allah'ını seversen ya şu alışveriş merkezine gidip iki dakika durup geleceğiz ya. Ne kadar abarttın Zeyno hadi ya. Tamam seversen biraz panik yaptım. Neyse tamam. Tamam hadi al bunları. Hadi. Bunları aldım her şeyi. Bir şey unutmadık yok, inşallah. Yok unutmadık, unutmadık. Ver onu da bana versen. Tamam. Hadi bakalım. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi. Allah kahretmesin. Unuttuk, bebeği unuttuk. Bebeği unuttuk. Ay bebeğim, ay sen. Sana ne bakıyorsun? Unuttuk bebeği. Nerelere bakıyorsun sen? Hanemiş Cem Yılmaz'ın kurağı. Nasıl gülüyor? Ay delireceğim. Hanemiş Cem Yılmaz'ın çenesi neredeymiş? Çenesi Cem Yılmaz'ın. Hanemiş neredeymiş? Hani pipisi neredeymiş? Pipisi, aman pipisi. Öyle deme. Alıştırma çocuğu. Lütfen. O sizin nesil erkekler gibi seksist bir erkek olmayacak. Ne olmayacak? Ne oğlum? Seksist. Ne diyorsun be? Cem, seksist diyorum. Seks istiyorsun. Burada mı? Hemen çocuğu yiyin mi? Salak salak konuşma. Ay çok zevzeksin. Ne diyor oğlum Hazar abi? Zevzek zevzek ne konuşuyor sana? Ne konuşuyor? Göbeğe bak. Ay göbüşe bak. Bıngır bıngır çok şeker. Bıngır bıngır çok şeker. Bak bıngırlar da çok şeker. Hiç bana demiyorsun ama bıngır bıngır diye. Ay subhanallah. Ay kıllı kıllı. Ay kıllı kıllı bebeği göbüşü ne yapıyor? Şımarık şımarık. Ne yapıyor? İğrençsin. Bak yemin var. Gerçekten iğrençsin. Canım, aşkım, anneciğim. Anneciğim benim. Anneciğim. Zeynep sen onun annesi değilsin sevgilim. Biliyoruz herhalde annesi olmadığımı. Çocuğun annesi yanında değil. Ne yapayım birazcık sıcaklık gösteriyorum. Anladın hissetmesin mi? Annesizliği diye. Tamam ama sevgilim Allah Allah öyle merhaba anne falan demesen çocuğun şimdi. Ne gerek var annesi değilken? Ya Allah niye Allah aşkına iki dakika seveceğiz çocuğu IMF toplantısına çevirdin. Ne annesi babası olduğunu zaten ne anlayacak çocuk? Ne desem ne fark edecek yani? Tamam ne olur ne olmaz kardeşim öyle anlar böyle anlar. Sen annesi diye sevme böyle sev yeter. Hayret bir şey ya. Ama niye sen söyle o zaman sen anlat her şeyi. Anlatırım tabii canım ne var Allah Allah. Zaten ben öyle çocuklara çocuk mamalesi yapılmasına karşıyım kardeşim ya. Artık her şeyi kundaktan öğreniyor bunlar ya. Ne öyle bidi 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 konuşmalar filan. Aman be iyi. Nasıl istiyorsan öyle sev. Ay ben sen ay delireceğim şimdi. Ne şey yapacaksın sözü. Konuşurum tabii. Ne haber? Ne güzel. Çocuksun sen ya. Cemo. Cem Yılmaz. Hı? Abim ben. Ozan. Merhaba. Ozan'ım ben. Biz şeyiz, kardeşiz seninle, öz kardeşiz. Babalarımız biz, annelerimiz farklı. Ama olsun yani Türk medeni kanunlarında biz seninle kardeş olarak geçiyoruz yani. Bu az önce içeri giden teyze var ya... Teyze değil, abla. Lütfen abla. Tamam, tamam. Abla, abla. İçeri giden teyze var ya.
O da benim nişanlım. Senin yengen oluyor yani. Yalnız bir şey söyleyeyim. Çatlantıdakidir. Dikkat et, ondan uzak dur. Ozan! Ozan, duruyorum ama Ozan. Ya, tamam canım. Ha, şeyi anlatıyorum sana. Şimdi senin durumun şu Cem Yılmaz'cığım. Açık açık izah etmem lazım. Şimdi ben senin abinim biliyorsun ve bu konuşmayı yapmanın zamanı geldi. Şimdi senin ananla baban kavga etmişler koçum. Tamam, bunlar birbirlerine girmişler. Bu aynı zamanda tabii senin baban, aynı zamanda benim de babam oluyor. Biliyorsun herhalde bunu. Ve baban vınlamış abicim bu kavgadan sonra. Kaçmış gitmiş. Ama hiç üzülmene gerek yok. Aynısını bana da yapmıştı zamanında. Yani bu onun çok normal bir halidir. Şimdi anan da tek başına kalınca ne yapacak? Bildiği tek iş pavyonda çalışmak. Anan da seni bırakıp pavyona kaçmış koçum. Yani bildiğin ortada kaldın. Durumun bu. Ama ben senin abin olarak olaya el attım. Yok, sonra hacı çocuğun. Toparlayacağım. Ah garibim, bu da dinliyor. Vallahi ağladı, ağlayacak. Depresyona çok sokacaksın. Yok canım, çocuğu, durumunu anlatıyorum çocuğun. Çocuğu depresyona sokacaksın. Ama gerçekleri bir sütüne bidi olmaz sen ki. Sen bırak anneciğim sen. Ama büyümeyecek yani. Evet, bidi. Öğrenecek yani. Bidi. Bu kadar konuşmak bu. Bidi. Cemciğim sen beni dinle. Bidi. Annem. Bak şimdi, senin anan, depresyona sokacaksın. Anan gelmez. Bir dakika, ben bir eğiteyim. Rıcı var Rıcı. Şşt. Aşkım. Evet. Kardeşime masal okuyacağım. Güzel güzel uyuyacak şimdi. Ay Aziz, sen çok iyi bir baba olacaksın. Öyle diyorsun kızım? Evet. İyiyim senin. Sen de çok güzel bir anne olacaksın. Evet. Bakalım. Benim ne olduk? Her şey. Kırmızı başlıklı kız. Aa, onu okuma. Ay, o okunacak çocuğu masal mı o hayatım? Niye ya? Ama... Nesi var? Olur mu? Şiddet içerikli bir masal o. Başka bir masal oku, ne olur. Saçmalama Zeynep, olur mu? Fıstık gibi bir masal ya. Neresi şiddet içerikli? Gayet heyecanlı bir masaldır bu bir kere. Ay, hayır, heyecanlı falan değil. Ben bak, çocuk da almaya başladı. Ben korkardım küçükken o masalda. Ya o senin sesinden korkuyor. Ne alakası var? Ya ben ya bin kere dinledim kırmızı başlıklı kızı. Ya büyük annesini yiyor kurt. Ya yiyor da ben hiç dinledim ama hiç ben öyle büyük annemi yemek istemedim. Ne var, heyecanlı masal bak. Ya ben korkuyordum ufakken, ne oldu başka bir şey. Çocuğu, başka bir şey yok. Ben korkuyordum. Ben korkuyordum küçükken. Korkuyor muydun sen? Evet, başka kırmızı bir şey. Kırmızı başlıktan mı korkuyordun sen? Ay seni yerim ben. Zeynep, senin memelerin niye bu kadar büyük? Ay salak, çocuğun önünde ne yapıyorsun? Ozan daha iyi ısırabilsin diye. Bak, çocuğu ağlatıyordu. Pardon. Hayır annem, hayır annem. Cemil, bak senin pipin niye bu kadar büyük? Tövbe yarabbim ya, çocuğun yanında. Ah anneciğim, ah böyle uyuyacak. Daha böyle şirinler mirinler, öyle o tip şeyler yok mu? Bremen biz kacıları. Bremen biz kacıları. Bir varmış, bir yokmuş. Cem dur ağlama bak. Yaşlanan mı artık işe yaramayan bir eşeğe sahibi kötü davranıyormuş. Ya Uzi be, çocuk sahibi olmak o kadar da zor bir şey değilmiş ya. Ben daha zor bir şey bekliyordum valla. Ne bileyim, anneler babalar öyle hep derler ya, facia hayatın kayıyor. İşte her şeyin birbirine karışıyor falan. Ben daha büyük bir facia bekliyordum. Ya ben eskisinden daha yorgun değilim, sen? Ya yani... Evet, insan biraz daha az uyuyor ama... öyle dayanılmaz bir şey de değilmiş canım. Değil mi? Tabii canım, iş yani sabah işe gidiyorum ben ama akşama kadar idare ediyorum yani. Gerçekten o kadar da... Oh, zor bir şey değil yani. Biraz abartılma. Ne diyeceğim? Ay ben yatıyorum artık, yarın çok zor, yat, uzun bir gün olacak. Yat aşkım, yat. Hadi gece. Hadi gece. Sen ne zaman yatacaksın? Sen de çok geç kaldın. Yok yok. Ben madem kaldık, şu sabah haberlerine bakayım da öyle geleyim diyorum bari. Ah aşkım benim. Aşkım benim, şimdi güzel güzel alışverişe gideceğiz. Bak nasıl kaldı suratı. Güzel güzel eğleneceğiz alışverişlerde, değil mi aşkım benim? Ya neresi zevkli alışverişin? Çocuğa öyle şeyler söyleyip durma. Alışveriş merkezi zevkliymiş, market zevkliymiş. Neresi zevkli? Aa niye? Gayet de zevkli bir şey bir kere alışverişe çıkmak. Hadi şapkasını giydirsen. Hı. Nerede şapkası? Bak orada. Ha, nerede? Burada, burada yavrucuğum. Ha, ah senin gibi olmayacak o. Zevk alacak. Ay Ozan, görmüyorsun gözünün önündeki, bak arada. Ha şu, pardon. Neyin varmış benim ya? Allah Allah, gel hap dönün dolaştı bana geldi. Allah Ama Allah. Ama seninle alışverişe çıkmak zevkli değil ki. Ters takıyorsun. Ayıcıkları bu tarafta. Ay ama öyle olmayacak. Kız arkadaşlarıyla güzel güzel alışverişlere çıkacak. Çok eğlenecek değil mi annem sen? Aşkım. Ya saçmalama Allah'ını seversen kızım ya. Alışverişin neresi zevkli diyorum sana ya.
Kadınlarla alışverişe çıkmayı seven erkek yoktur yani. Tamam işte, demek ki Cem Yılmaz ilk olacak. Ha. Ben ona anlatacağım. Ben o kadın erkek arasındaki dengeyi ona söyleyeceğim. O kadın ruhundan anlayan bir erkek olacak. Ya kızım, kadın ruhu madur ruhu söyleyip durma kardeşime ya. Ufacık çocuk, rahat bırak çocuğu. Ya niye? Öyle deme Ozan. 6 yaşına kadar ne öğretiyorsan 6 yaşına kadar öğretiyorsun çocuğa. Öyle ne verdi? Eğittin, eğitemedin, ayvayı yedin. 6 yaşına kadar mı? Evet. 6 yaşından sonra duruyor mu her şey? Neredeyse. O zaman sen niye beni eğitmek için yırtırıp duruyorsun kızım? Ben 6 yaşımı bitireli 30 sene oldu neredeyse be. Allah Allah. Bir ağırlık çöktü üstüme. Bir şey oldu çocuğa ya. Sabit bakıyor. Ne? İyi mi ya? Ne olacak ya? Kutu al. Al. Dur. İyi be. Saçmalama. Tepki vermiyorum. Panik yapıyorum, deyip durma. Tepki vermiyorum. Tamam hadi al. Al şeyleri, hadi anneciğim. Ha, tamam, eğlenmeye gidiyoruz. Alışverişe gidiyoruz. Allah, Allah kahretmesin. Anan sarımsak, baban soğan. Sen nereden çıktın elma şekeri? He? Dendini dendini danadan. Doğmuş Cem bir anadan. Böyle güzel doğar mı? Öyle çirkin anadan. Aç bakayım ağzını. Parmaklarımı yiyeceğim. Dendini dendini de. Ne oldu tatlı? Ya çok kötü bir rüya gördüm ya. Ah canım, kıyamam. Gelsen benim omzuma yat. Ben seni uyuturum, uyuturum. Dendini dendini de anadan. Ozan doğmuş anadan. Öyle güzel doğar mı? Öyle çirkin anadan. Böyle çirkin anadan. Ha, kaçtım galiba. Vallahi rüyanın üstüne çok güzel oldu ha. Anan sarımsak, baban soğan. Sen nereden çıktın? Yanmış elma şekeri. Dibin tutmuş. Kestane şekeri. Çizim. Nereden çıktın kestane şekeri? Yemiyor, parmaklarını yiyor. Aferin benim oğluma. Dandini dandini danadan. Doğmuş Cem bir anadan. Böyle güzel doğar mı? Öyle çirkin anadan. Ozan bunun şeylerini getirir misin? Ne? Bunun şeylerini... Tamam, pijamalarını getir Ozan abisi. Ne haber? Şşş, ne oldu be? Ne oldu, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Olmuş bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu, iyi misin sen? Ya Zeyno. Ne? Ya ben kendimi hapsolmuş hissediyorum kızım. Çok daraldım ya. Benim yüzümden mi? Aşkım saçmalama be. Senin ne alakası var? Deli misin sen? Bebek yüzünden. Ha. Yani o benim kardeşim, canım, ciğerim. Çok seviyorum ama... Anası aldı başını gitti İzmir'e. Babamın hangi cehennemde olduğu belli değil. Attılar çocuğu üzerimize kardeşim ya. Hapsolduk resmen eve. Yani hiçbir yere kıpırdamıyoruz. Böyle düşündükçe de kendimi kötü hissediyorum. Kızım ne yapayım? Durduk yere sorumluluk. Yoruldum yani. Doğru. Haklısın. Tamam haklısın ama bu hemen geçecek bir şey ya. Birazcık bir hafta sonra uzaklaşırsın. İyi gelir sana. Geçer bu duygu. Vallahi gitsek mi bir yerlere hafta sonu? Ay gitsek ya bir yerlere hafta sonu. Gidemeyiz ki. Gidemeyiz evet. Gidemeyiz. Dur ben mamasını... Ben gidemem ama sen gidersin. Ya yok sensiz gidersin. Ne yapacağım ben? Aman, tek aman olmaz. Ne olacak? Tek başıma ne yapacağım orada olmaz ben ya? Olmaz hiçbir şeycik. Alış işe yaparsın. Sonra da beraber gideriz. Vallahi mı? Evet tabii ki vallahi ya. Ya yok be sensiz olmaz be Zeynep. Aşk olsun ne olacak? Ben de defa gelemem. Ama sonra beraber gideriz. Geldim aşkım, geldim. Bir benim. Aç bakayım ben. Alo, Mehmet. Tamamdır oğlum, ben Zeyno'yu kapaladım. Sende durum nedir? He? Hadi canım. Bunu yedi mi lan senin kız? Salak lan o kız oğlum. Tamam hadi görüşürüz, hadi bay. Erkeklerdeki hormon salgılanması kadınlarla benzerlik kadınlarla benzerlik göstermekleri sadece gonadotropin. Fareler araba olmayı olmayı istiyor canım. Fareler araba olmayı istiyor canım. Fareler araba olmayı istiyor canım. İnanılmaz bir hareket var. Aşkım çok affedersin. Çok pardon. Lütfen Ozan ama. Pardon. Evet, Cem Yılmaz birazcık araba oynar. Ve futbol oynayacak. Kadir, kavga işte. Cem Yılmaz oturuyor. Ozan vuruyor ve top. Ay başlatacağım. Aman artık ya. Affedersin. Lütfen başka yerde oynar mısınız? Pardon.
Gonadotropin. Sağ taraftan bu sefer bir hücre hareketleriyle. Ve bu kurbağa gerçekten çok çalışmak. Ay Ozan! Ozan ama! Özür dilerim aşkım, çok affedersin. Pardon. Deli kadınlar gibi bağırttırıyorsun beni. Pardon, pardon. Allah'ım ya, anlıyor, kafam anlıyor işte. Bu da böyle çıngır çıngır. Ne yanmıyor kafa güzelim? Gonadotropin. Ya çok salaksın. Selam. Selam. Selam sana da selam. Hadi hadi benim cebim bas olamam lazım. Bay bay. Beni de ar. Salak. Peki öyle kimse de eşiyle falan gelmemiş herhalde değil mi? Ya sevgilim söyledim ben sana işle ilgili bir yemek bu diye. O yüzden herkes tek geliyormuş. Evet baktım. Ben senin işine yakından ilgilendiğim için kendime görev bildim geldim. Ya geldin işte. İyi yaptın. İnşallah sıkılmazsın aşkım. Sıkılmıyorum. Niye sıkılayım? Ozan ne haber? Oo baba ne haber ya? Nasıl keyifler? İyidir abiciğim. Ne olsun işte. Geldik bakalım işte. Ödülü kim alacak? Merak ediyorum vallahi. Bakalım kim alacak? Merhaba. Merhaba. Zeynep ben nişanlısıyım. Ha, çok memnun oldum. Ozan restorana piknik sepetiyle gelmişsin abi. Selda ne haber? Tabii kaçıyorum. Görüşürüz. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne demek istedi şimdi? Ne demek istedi? Kendisi karamürsel sepeti olan ne dedi şimdi? Saçmaladı öyle ya. Restoran restoran. Aman acıkmış galiba manyak öyle sepeti yaptı yani. Ozancığım selamlar. Nasılsın? Ali'cim ne haber ya? Ya kusura bakma görmemişim seni. Nişanlım Zeynep. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Web tasarım. Aa, Ozan gibi yani. Evet, evet, aynı. Ozancığım ne düşünüyorsunuz ödüllerle ilgili? Hayırlısı olsun, bakacağız Ali'cim. Bakacağız. İnan bana, kazanmanı en içten dileyen benim herhalde. İyi de Ali'cim ben kazanırsam sen kaybedersin biliyorsun. Olsun olsun, sen bunu hak ettin. Söylenmez aslında ama ben oyumu sana verdim. Diyorsun. Bak, evet biliyorum söylenmez ama madem sen böyle açık yüreklilik gösterdin, gerçekten dürüstçe söylüyorum ben de ödülüm. Yani oyunu sana verdim. Ödülü senin almanı çok istiyorum. Göreceğiz bakalım. Aa, Derya gelmiş. Görüşürüz, iyi şanslar. Ha, hadi görüşürüz. Görüşürüz, hadi. Ay, iki tane aynı şeyi isteyen adam birbirine böyle şirin şirin tatlı tatlı kırlar yapıyorlar. Hiç inandırıcı değil, çok saçma. Ne yaptın sen, gerçekten ona mı verdin oyunu? Verir miyim ben oyumu ona ya? Verir miyim kızım? Deli misin sen ya? Kendime verdim oyumu ben, kendime. Ya sahtekarın teki o be, taklitçinin teki. Pislik. Bütün yaptığım projeleri çalıyor tek tek sahtekar. İki canciğer kuzu sarmasıydınız, sevişip duruyordunuz. Tabii tabii. Ben şu ödülü bir arayayım, nasıl sevişeceğim onunla göreceksin sen o zaman. Böyle salonda var ya, Ali'ye baka baka, gözünün içine baka baka böyle... Aldın mı babayı? Ali aldın babayı? Aldın babayı ya onu... O zaman soracağım ben. Titrede projelerimi çalmak ha? Pislik. Bakıyor adam bakıyor. Ben buralardayım. Görüşürüz. 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 Niye burada hiç ünlü münlü biri yok? Hı? Ünlü yok hiç. Ya aşkım bu reklam ajansları ve web tasarımcılarının gecesi yani. Ünlüyle ne alakası var ya? Tamam ünlüler de oynuyor reklamlarda. Niye hiçbiri gelmemiş? Ha öyle ünlü diyorlar. Öyle ünlü olmaz olur mu canım? Baksana şurada bir herif var. Tanıyor musun? Hangisi? Şu beyaz ceketli olan. Yok hiç tanımıyorum ben. Ya kızım çikolata adam işte o. Reklamlarda oynayan çikolata adam o. Kostüm üstünde olmadığı için tanımadın sen. Tabii. Bak. Bak şu bak gördün mü şu uzun saçlı kadını? Kim o? Kim o? Kim o? Kim? Bilmiyorum kim. Ya Ayşe teyzeyle konuşan kadın işte. Ay saçmalıyorsun Ozan. Reklamlarda kızının yüzü görünmüyor ki. Görünmüyor ama bak bu saçlar görünüyor. Tüm Türkiye seyretti o saçları kızım. Bak onlar ailecek reklamda. Onun bak yanındaki çocuk var ya o çocuk. Hmm. Hani bir reklamda bir çocuğun poposu vardı ya. İşte o poponun sahibi bebek oymuş o çocuk işte. Hadi oradan be. Kazık kadar adam akıllıdır onun poposu. Ya, haliyle ikisi de büyüdü kızım. Kaç yıl oldu o reklam yayınlanalı be? Aa. Hay Allah Allah. Allah aşkına bir git Ozan. Hakikaten bir git yani. İşimi önemli göstereceğim diye. Yalan mı söylüyorsun kızım? Hakikaten komiksin ya. Yalan mı söylüyorsun? Ama ne yapayım ben öyle? Onun poposu görsem ne olur, görmesem ne olur? Ben onu tanısam ne olur, tanımasam ne olur? Tanıdık bildik kimse yok ki. Basat bir. Ha, tamam, gerginim şimdi güzel zaten. Işte. Şimdi asıl ünlü kim biliyor musun sen? Kim? Beyaz kızım, beyaz. Ama ben çağırmadım buraya şimdi çocuğu. Tanıyor musun sen beyazı ki?
Herhalde tanıyorum Zeynep. Ammalar af ya. Allah Allah. Nerede tanıyorsun? Nerede tanıyacağım? Bir reklam çekiminde tanıştık çocukla. Sohbet, muhabbet derken muhabbet ilerledi. Çok sevdi olan beni. Çok 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 efendi olan, çok keyifli çocuk. Öyle efendi. Çok çok. İyisiniz yani kankasın. Ya deli misin sen ya? Acayip aramız. Ya bildiğin enseye tokat, kısa pandik ne durumu diyorsun? Yani. Tabii tabii. O ya derece çok... yakınsınız. Ya sen ne diyorsun kızım? Beni sürekli arıyor. Ben sana söylemiyorum yani. Sürekli arıyor beni. Gece dışarı çıkalım, gezelim, niye? Takılalım, takılalım falan diye. Diyorum ki oğlum, Beyazcığım ben senin gibi bekar mıyım lan? Benim hayatıma adadığım bir kadın var diyorum ben. Ha. O yüzden sallıyorum onu. Öyle mi diyorsun ama? Tabii. O ne diyor sana karşılığında? Ya işte böyle. Beyazcığım. Aa, aa Beyaz! Ne? Aa! Ne diyorsun lan? İnanmıyorum. Tamam. Vallahi ben sana inanmadım ama kendi utanıyorum şu anda. Tamam, tamam, tamam. Ben kendisine sorayım o zaman yok, ne dediğini. Çok, çok, çok. Bir sorayım. Çok, ben o zaman nişanlısıyım. Çok konuşuyor, talk show yapıyor. Diyeyim, çok, Allah aşkına diyeyim. Mahveder bizi. Ay utanıyorum şu anda sana inanmadığım için. Tuvaletim geldi, ben bir tuvalete gireyim. İnanmıyorum. Allah'ın seversen, ben tuvalete gidiyorum senin. Panik yapma sana, şaka yap. Ne? Tamam, ne panik yapacağım kızım, Allah Allah. Tanıyorum ben biraz. Tanıştık diyorum sen. Tanıştın diyorum ya. Tamam ya. Tamam öyle Allah Allah. Senin çişin gelmemiş miydi? Nerede beyaz olmak ki? Sanki. Ozan. Hı? Bak bundan sonraki bizim kategori. Farkındayım Derya'cığım. Farkındayım. Heyecanlı mısın? Nasıl heyecanlı mısın? Kim? Ben mi? Yok canım ne heyecan? Benim öyle ödülle ödülle falan gerçekten öyle alakam falan yok. Ay vallahi ben heyecanlıyım biraz. İnşallah sen kazanırsın. Ama ne önemi var ya Derya'cığım? Ne yapayım seninki de? Kazansam ne olacak, kazanmasam ne olacak sanki? Sonuçta ben çalışmışım ve ödülümü de müşterinin memnuniyetiyle almışım zaten. Yani ödül mü ödül hikaye bence. Ödül benim için önemli değil diyorsun yani. Ya ödül için mi çalışıyoruz Allah'ını severseniz? Ya saçmalamayın kızlar. Ay gurur duyuyorum seninle canım tabii. Evet sevgili konuklar. Şimdi sırada multimedya dalında en iyi kreatif direktör ödülüyle. Yalnız ben bile heyecanlandım şimdi. Ay bak bak resmen ellerim titriyor. Ellerim kırılsın. Evet. Bu yılın en iyi kreatif direktör ödülümüz Ozan Karaman. Ya! Ben aldım, ben, benim ödülüm, benim. Hani işte böyle, her sene böyle, Aliye de böyle koyarlar aman. Gördün mü oğlum? Gördün mü? Tamam, evet. İşte geliyorum, ödül almaya geliyorum. Ödül konuşmasını çok uzatmasa bari. Çok sıkıcı oluyor uzatıcı. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyım ya. Oo, herkes burada. Çok teşekkürler. Öncelikle çalışma arkadaşlarımın tamamına teşekkür etmek istiyorum izin verirseniz. Yani onlar olmasa ne böyle bir iş çıkardı ortaya, ne de ben bu akşam burada olabildim. Ay. Arkadaşlar çok teşekkür ederim hepinize, çok aşkım, sağ olun. Aşkım çok incesin sen, ince kibar sevgilim. Kızlar sizleri çok seviyorum kızlar. Hepiniz bana her gün tahammül ettiniz kızlar. Destek oldunuz. Müge, Aydan, Berin, Ebru, Ayşin, Beriç. Kimseyi unuttu mu kızlar? Aa Itır. Itır Itır sana da teşekkürler Itır. Hepiniz harikasınız. Seviyorum sizi kızlar. Harikasınız. Itır kim ya? Bu kadar kız mı çalışıyor bunu yani? Ve gerçekten biz iş yerinde bir aile gibi çalışıyoruz. Yani iş yerimizin kapıcısı Hulusi abi bile, Hulusi abi çok teşekkürler. O bile yani her gün bizleri böyle güler yüze karşılamasa emin olun böyle bir çalışma ortamı sağlayamazdık. Teşekkürler Hulusi baba, sağ ol Hulusi baba. Sağ ol. Ve sıra geldi en önemli isme. Gerçekten hayatımı aydınlatan, yani gerektiğinde bana cesaret verir, gerektiğinde beni dizginleyen o çok özel kadına teşekkür etmek istiyorum. Ellerim düz gibi. Onunla karşılaşmış olduğum için, hayatımda olduğu için o kadar şanslıyım ki. Evet. Evet. Derya. Derya diyorum. Derya iyi ki varsın diyorum. Çok teşekkürler Derya. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar. Sağ olun. Ellerim çok soğuk. Kaptım ödülü, kaptım ödülü, kaptım. Aşkım benim, aşkım benim. Daha ne ödüller alacağım ben, daha ne ödüller? Bu daha ilk bu, bu daha İnşallah. İlk bu. İnşallah.
Ne o neyin var senin? Sevinmedin mi? Yok. Yok bir şey. Ha, iyi. Ozi. Canım. Ya çok duygulu bir konuşmaydı ya. Ağlattın resmen beni ya. Hak ettik artık. Çok canım. Eş, eş. Çok teşekkür ederim. Şimdi köpek. Ya benim bir şey söyleyeceğim. Niyazi abiyi görmem lazım. Bir merhaba deyip geleceğim, tamam mı kızlar? Hemen geliyorum. Ay Zeynep. Kızım senin bu nişanlın var ya resmen. Yan kapıcı Hulusi'ye bile teşekkür etti. O kadar vefalı işte. Öyle öyle çok vefalı. Ne demezsin. Vallahi şanslı kadınsın söyleyeyim. Ay çok lazımdı. Gitsin kimi şanslı istiyorsa onun şansı olsun. Zeynep'ciğim biraz tatsız gördüm seni. Ne oldu? Benim? Ne oldu? Ne olabilir? Yok bir şeyim yok. Aa, sana teşekkür etmedi değil mi? Ay İbit. Aa bak görüyor musun? Hay Allah ya. Kızlar ne kaynatıyorsunuz bakayım ya söyleyin. Şundan bir yudum alayım. Ozan. Oh. Sen Zeynep'e teşekkür etmedin Cici. Canım öyle şey saçmalama. Ettim. Ettim be. Ettim kızım. Ya saç... Olur mu öyle şey? Ettim mi? Ya kızım önce bizim kızlara teşekkür ettim. Kızlarımıza onu konuyu hiç açma zaten. Hatır mıtır. Yani onlara teşekkür ettim ama tamam. Çalışan kızlara. Ondan sonra bizim Hulusi'ye teşekkür ettim. İşte biz ondan de sonra... bilmiş olduk böylelikle. Allah Allah ne alakası var ya? Hulusi'den sonra da der... Ana. Aa. Vallahi unuttum. Çok özür dilerim sevgilim. Al. Yok yok olmaz o. Ben hemen mikrofonu isteyip tekrar... Yok bir dakika söyle. Bir saniye, bir saniye topla. Bir dakika. Allah aşkına sakin sakin hareketler yapma. Teşekkür etmem lazım sana. Böyle sakin sakin hareketler yapma. Bir şey yap da sıvama bari. Vallahi unuttum aşkım. Nasıl olur böyle bir şey tamam, yani? Problem değil. Benim için problem değil. Üstelik yani Hulusi'ye bile teşekkür ettim. Derya sen de körükle gitme sen yangına. Allah. Tamam hadi. Hadi aşkım, ya ödülünü sen... aldın. Bitti değil mi? Hı? Ya çok... Ben çıkıyorum. Kapıda beklerim abi. Fena oldu galiba. Fena mı? Hem de ne fena kızım. Hem de ne fena. Deve gibi kini vardır onun. Beni mahvetti o bari. Kesin intikamını alacak. Allah'ım yarabbim.